Ve sevgili izleyenlerimiz, çoğunlukla sorulan ve tartışılan konulardan bir tanesi de tüp bebek tedavisinde ilaç kullanılması kesin olarak gerekli midir, değil midir ya da neden ilaç kullanıyoruz? Bunun mantığı ne? İsterseniz bu videomuzda birazcık bunu tartışalım. Biz biliyoruz ki biz hiçbir şey yapmasak bile adet döneminin başında yumurtalık deposundan seçilen foliküllerden bir tanesi beynin üretmiş olduğu hormonlarla birlikte büyüyecek. Bu hormonu en iyi kullanan folikül diğerlerinin önüne geçecek ve ana kraliçe olacak. Tüp bebek tedavilerinde ise bizim amacımız mümkün olduğu kadar birden fazla folikül ve buradan birden fazla yumurta elde edebilmek. Çünkü bu şekilde elimizdeki alternatif ve seçebileceğimiz embriyo sayısını otomatik olarak arttırmış oluyoruz. Ve yapılan bilimsel çalışmalarda bize şunu söylüyor. Hiç ilaç kullanılmadan vücudun kendi büyütüp geliştirmiş olduğu tek yumurtayla da tüp bebek yapabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda elde edeceğiniz gebelik oranı daha düşüktür. İkincisi de tek bir folikülün ve bunun içindeki yumurtaya bağımlı olarak yapmış olduğunuz tedavilerde bazı riskleri siz almış olursunuz. 1. Acaba bu folikülün içinden yumurta gelecek mi? 2. Acaba aldığımız tek bir yumurta döllenecek mi, döllenmeyecek mi? Çünkü folikül boş çıktığında ya da folikülün içinden elde edilen yumurta spermle döllenemediğinde o ay tedaviyi iptal etmek durumundasınız. Ancak birden fazla yumurta elde ettiğinizde böyle bir riski en aza indirmiş oluyorsunuz. Şöyle basitçe düşünün. Elinizde 10 tane yumurtanın olduğunu düşünün. Bunlardan 2 tanesi döllenmediği zaman elinizde hala 8 tane döllenmiş olan yumurtanız ve 8 tane adayınız var. Ama diğer tarafta tek bir yumurtaya bağımlısınız ve o yumurta sonuç vermediği zaman tedaviyi bir ay ertelemek zorundasınız. İşte bütün bu bilimsel verilerden yola çıkarak bugün modern tüp bebek uygulamalarında yumurtalıkların dışarıdan ilaç verilerek yumurtalıktaki yumurta hücrelerinin büyütülmesi, birden fazla yumurtanın elde edilerek bu şekilde yapılan tüp bebek denemelerinin başarı şansının daha yüksek olduğunu ve dondurulup arta kalan embriyoların saklanarak gebelik olasılığının daha sonraki denemelere de taşındığını biliyoruz. O yüzden tüp bebek denemelerinde ilaçla tedavinin daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz.